Merhaba sevgili satranç severler. Bugün satranç tarihine damga vurmuş gayri resmi dünya satranç şampiyonu Paul Murphy'nin bir partisini inceleyeceğiz. Kariyerinin zirvesinde Paris'teyken 1858 yılında oynanmış bir parti. Parti oynandığında 24 yaşındaydı ve artık dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu ispatlamıştı. 8 kişiye karşı aynı anda oynuyor, körleme ve simülten oynuyor. Bu 8 maçtan 6 tanesini kazandı, ikisini de berabere kaldı, hiçbirini kaybetmedi. Dikkat edin bakın, hem simultane hem de körleme oynuyor, yani gözleri bağlı tahtayı görmeden. Paul Murphy bildiğimiz gibi 12 yaşında gayri resmi maçta ünlü satranç ustası Löwenthal'i babasının isteğiyle yaptığı ikili maçta 2-0 yenerek ileride büyük bir oyuncu olacağını göstermiş. 1857 yılında ilk Amerika satranç şampiyonluğu olarak tarihe geçen turnuvayı eleme usulü kazanmış. Devamında bir yıl sonra Avrupa'ya gelip Avrupa'nın en iyi oyuncusu kabul edilen Andersen'i farklı skorla mağlup etmiş. Aynı yıl içerisinde Avrupa'nın kuvvetli oyuncuları Löwenthal ve Harvitz'i de farklı şekilde mağlup ettikten sonra Amerika'ya dönüp satrancı bıraktığını açıklamış. Açık oyunların ve hızlı gelişimin ustasıdır. Rakibi Henry Boucher ise 1818-1912 yıllar arasında 93 yıl yaşamış amatör bir satranç oyuncusuydu. Fransız bir oyuncuydu. Parti oynandığında Henry Boucher 40, Paul Murphy ise 24 yaşındaydı. Bakalım bu partide Murphy, Henry Boucher karşısında nasıl bir performans ortaya koyuyor? Beyaz taşlarla izliyoruz Murphy'yi. E4 Murphy'den klasik şampiyon açılışı, agresif oyuncuların tercihi. E5, at F3, Murphy'den gelişim, D6. Şimdi piyonu D6 hamlesiyle korumuş oldu. At C6 yerine Philidor savunmasına girmiş oldu siyahlar. Philidor savunmasının olumsuz yönü siyahın şah filini piyonlar tarafından kısıtlanması diyebiliriz. Devam edelim. D4 merkeze ikinci piyonu getiriyor Murphy. E alır D4. Vezir alır D4. Ve şimdi at C6 gelişim ve vezire basmış oldu. Murphy veziri merkezde tutmak için fil B5 açmaz oluşturuyor. Böylece şimdi at kıpırdamaz konumda. Ancak fil çiftinden vazgeçiyor. Fil D7'den sonra fil alır C6, fil alır C6. Ve şimdi fil G5 ile siyah vezire basmış Murphy. Onun yerine bilgisayar önerisi rok yaparak devam etmek. Uzun bir varyant önerisi var burada. At F6, kale E1, fil E7, E5, D alır E5, vezir alır E5'ten sonra fil F3, G F3'ten sonra H6 fil gelmesin diye at C3, şah F8 açmazdan çıkınca kale D1 vezire baskı, fil D6 ile kapanınca vezir F5, vezir D7, vezir alır D7, at alır D7'den sonra bozuk piyon yapısına rağmen tam bir eşitlik veriyor bilgisayar bu varyantta. Fil G5'ten sonra ise F6 ile fili sorgulamış, fil H4 çekmiş, at H6. Şimdi atını H6'dan geliştiriyor, doğal gelişim karesinde piyon olduğu için devamında F7'ye gelecek. Atı E7'den neden geliştirmedi dersek E7'den G6'ya gidebilirdi. Merkezi karelere gidemiyor beyazın E4 piyonu yüzünden. Dolayısıyla buradan F7 sonrasında merkezi E5 karesine oturmayı düşünmüş olabilir. Aynı şekilde G4'ten de merkezi E5 karesine ulaşabiliyor siyah at. Şu anda da zaten siyah renkli fil kendisine vuramadığı için herhangi bir duble piyon sorunu yok siyahlar. At C3 gelişim, fil E7 gelişim, kısa rok, kısa rok. Vezir C4 bir şah çekmiş Murphy, şahı yoklamış, şah H8'e gitmiş, şüpheli görüyor bilgisayar. Daha iyisi at F7 perdelemek, fil G3 ile devam etmekmiş, şah H8'den sonra. Şimdi at D4 zıplamış Murphy. C6'daki file ikinci defa bastı. Bunu da şüpheli görüyor. Yerine kale AD1 önerisi var. F5'ten sonra file E7, vezir E7 ile devam öneriyor. At D4 zıplayınca file baskı. Vezir D7 tekrar tutmuş fili. Daha iyisi fil D7 geri çekmek diyor bilgisayar. At D5 zıplayınca da kale C8 ile tamamen siyahlar pasif ama sağlam bir savunmayı benimsemiş olacaktı. Vezir D7'den sonra kale AD1. Şimdi onun yerine bilgisayarın yine önerisi kale AE1. Kale F8'e fil G3 çekmek. Fil F8 dönünce de B3, at G8 ve yine siyahın pasif ama sağlam bir pozisyonu olurdu. Kale AD1'den sonra. Kale F7 siyahtan ilginç bir hamle. Yani kale F7 yeniden geldi. Çok anlaşılmıyor açıkçası. Yani kaleleri F hattına çiftleyecekti sonra vaz mı geçiyor nedir? Yalnız buradaki sıkıntı şu. Vezirin kaleye baktığını görüyoruz ve at da kalenin savunmasına bağlı. Yani çok çirkin duruyor siyah kaleyle at. Dolayısıyla kale F7 ciddi bir pozisyonel hata diyebiliriz. Kale AE8 bilgisayarın önerisi ve F3 ile devam. Kale F7'ye F4 Murphy ilerliyor. A5'ten sonra F5 hamlesi şüpheli. Yerine kale F1 ve fil F8 önerisi var. F5 için erken olduğunu düşünüyor bilgisayar.
Ve şimdi kale F8 çekmiş. Geri çekmiş kalesini. Yani demiştik manasız bir hamle gibi görünüyor. Dahisi kale E8'miş burada. At E6 girdiği zaman fil D8 dönmek, vezir D4. Kaliteyi vermek. Kale alır E6, fil alır E6, vezir alır E6. O kuvvetli ata karşı, at piyona karşı kaliteyi vermiş oluyor siyahlar ve oyun tamamen eşite yakın. İlginç bir şekilde kaliteye rağmen çok büyük üstünlük yok. Oyunda kale F8'den sonra at E6 girmiş. Kale G8 kaçınca A4. Vezir kanadındaki girişimleri de engellemeye çalışıyor. Mövkü tabi şahkanın da etkili gelmek için. Ve şimdi at G4. Fikir tabii ki at E3 çatal vezir ve kalelere. Vezir E2 dönüp ata basmış. At E5 merkezileşti ve fil G3. Atın E5'e gelip merkezileşme planını söylemiştik siyahlar açısından. Vezir C8 çekmiş. Fil alır E5 merkeziyattan kurtuluyor. D alır E5 çünkü bu at F3'ü kontrol ediyordu ve kale F3 kale asansörü manevrasını engelliyordu. Şimdi kale siyah şaha doğru yol alıyor. Fil D7 çekmiş, ata basmış. Daha iyisi kale B8, kale H3'e H6 ve şah H1 ile devammış. Fil D7 ata basınca şimdi kale H3 ata alacak zaman yok. Tehdit kale H7, şah H7, vezir H5 ile mat etmek. Dolayısıyla matı engellemek için H6 sürmüş. Ve burada vezir D2 ile Murphy artık kazanç pozisyona geçmiştir. Çünkü bu bir çatal. Hem vezir ve kale aynı anda D7 filine bastı. Hem de H6'ya bir saldırı var. Yine atı alacak zaman yok. Kale H6, GH6, vezir H6 mattan dolayı. Dolayısıyla siyah artık taş kaybediyor burada. Şah H7 ile matı engellemiş. Vezir alır D7. Şimdi veziri kestiği anda kale 7. yataya iniyor. Fili D6'ya çekse bile 7. yataydaki kale çok etkili olurdu. Devamında at D5 de var. Dolayısıyla taş geri olduğu için siyahlar veziri tahtada tutmak adına fil D6 oynamış. Oysa bilgisayar uzun bir varyant öneriyor siyahlara. Zaten burada ne oynarsa oynasın artık Murphy'ye kazanç. Vezir E8 öneriyor. Vezir alır C7'ye. Kale C8, vezire baskı. Vezir alır B7'ye. Fil C5 şah. Şah H1'e. Kale B8. Vezir A6. Kale B6. Vezir alır A5. Fil D4. At B5. Çaresizlik diyebiliriz siyahlar için. Kale alır E6. Fil alır E6. Vezir C6. At alır D4, E alır D4, vezir D5, vezir alır C2, vezir alır D4'ten sonra beyazların net kalesi var. Bir sürü de geçer piyon var tahtada. Otomatik kazanç olurdu. Vezir D7'ye çaresizlikten fil D6 çekmiş. Fikir tabi kaleyle vezirin bağlantısını kesiyor. Beyaz veziri. Beyazları zorluyor. Sen kes diyor veziri. Ben kaleyle alayım. Hattı kapatma girişimleri. Kale alır H6 gelmiş şimdi. Murphy'den piyon alamıyor. Açmazdan dolayı şahla almak zorunda. Şah alır H6'ya. Kale D3. Beyaz vezir boşta şu an. Ancak alınması halinde kale H3 mat oluyor gördüğümüz gibi. Murphy bedava vezir vermez kolay kolay. Dolayısıyla şah H5 oynamış matı engellemek için. Şimdi vezir F7 şah. Şah H4 oynamış. Ki şah G4 oynasa da şu şekilde biterdi oyun. Vezir G6. Şah H4. Kale H3 mat olurdu. Vezir F7'ye şah H4 oynamış. Kale H3, şah G4, vezir H5 mat. Murphy'den müthiş bir bitiriş. Özellikle gerçekten vezir D7 hamlesinde oyunu bitirdi diyebiliriz. Vezir D7 diyorum, düzeltiyorum. Vezir D2 şurada. Evet, şu noktada H6'dan sonra vezir D2 oyunu bitiren hamle oldu. Hem fil hem mat istekli olduğu için otomatik kazanç oldu. Murphy'den yine tarihe geçen performans 8 kişiye karşı körleme ve simultane oynayıp altısını kazanmak, ikisine berabere kalmak, hiç yenilmemek inanılmaz büyük başarı. 1858 yılında gerçekten satranç tarihinde açık konum hızlı gelişim deyince Murphy'yi tek geçeriz diyebiliriz. Oyunu beğendiysek beğenmeyi ve paylaşmayı, kanala abone olup destek olmayı unutmayalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.